Seni kesinlikle yeneceğim. Ah, olamaz. Patlamış mısırımız bitti. Hemen dönerim. Buralarda bir şey olmalı. Oh, yok artık. Şu yiyeceklere bak. Gazozlu cips de var ve pizza. Vay canına, bir sürü atıştırmalık var. Hey, bu yiyecekleri taşımama yardım et. Aa, dövüşün tam ortasındayım. Yardıma ihtiyacım var. Hiçbir şey düşürmek istemiyorum. Oh, hayır. Düşüyor. Aa, atıştırmalıklar çarptı. Sana yardıma ihtiyacım olduğunu söylemiştim. Affedersin. Sana yardım edeceğim. Bir dakika. Harika bir fikrim var. Hemen dönerim. Tamam, elimde bu kola şişesi var. Elbette becerikli silikon tabancam olmadan olmaz. Ama sadece kapakta bir delik açmak için ısısından faydalanacağım. Evet, işte böyle. Soğuyunca delikten bir pipet geçiriyorum. Şimdi bu tamam olduğuna göre sıra ikinci aşamaya geldi. Şimdi de pizza ve cipsle de ekliyorum. Vay canına, harika görünüyor. Hey, bak ne yaptım. Oh, vay canına, bu müthiş. Bunu koyayım da yemeye başlayalım. Hazır mısın? Hadi yiyelim. Mmm, çok iyi. Bunlar kesinlikle en sevdiğim yiyecekler. Ah, ne harika bir alışveriş oldu. Dondurma zamanı. Cips ve kola da var. Güzel bir öğleden sonraya hazırım. Şimdi videolarımı seyredeyim. Aman tanrım, çok komikler. Bu şarkıya bayılıyorum. Kesinlikle benim şarkım. Önümdeyken göremiyorum. Hey, burada video seyretmeye çalışıyorum. Oh, gitar solosu. Müzik zamanı. Hayır, dondurmam. Eyvah, çok üzgünüm. Of, planlarımı mahvettin. Bekle, sanırım harika bir fikrim var. Tamam, şişenin kapağını alacağım. Bana bir de poşet lazım. Kolayı poşete dökeceğim. İşte oluyor, 4 poşet doldurdum. Bir dondurma çubuğuna ihtiyacım var. Poşete koyuyorum ve iyice kapatıyorum. Bunlar dondurucuya gidiyor. İşte oldu, artık hazır. Bunu alıp poşetten çıkarıyorum. Güzel, kolalı dondurmam yemeğe hazır. Of, dondurmasını mahvettiğim için kendimi çok kötü hissediyorum. Dinle, sorun yok. Buzlu dondurma al. Bana mı? Gerçekten mi? Vay canına, çok iyi görünüyor. Teşekkürler, bu muhteşem. Neredeyse dondurmadan bile daha iyi. Yemek yaparken dalmak çok kolaydır. Aa, evet, pasta yapıyordum. Dikkatinin dağılması felaketlere neden olabilir. Özellikle de konu karışımı çırpmaya gelince. Bu inanılmaz derecede güçlü. Şu hazır karışırken Insta'ya bakayım. Nasıl karıştırdığına dikkat et bizi. Millet, süperleri. Kaseden gözünü ayırmamalıydın. Of, tam da yüzüne isabet. Şu aşamada Lizzie'nin endişelenmesi gereken son şey. Of, bu çok fena oldu. Hey Lizzie, ben geldim. Sürprizi görmek için tam zamanında geldin. Hah, pastayla kavga mı ettin, ne oldu? Bu nasıl oldu böyle? Git duş al, tamam mı? Ona sadece küçük bir görev vermiştim. Bunları unuttum. Ama günü kurtaracak olan bunlar. Kağıt tabaklar çırparken oluşabilecek kazaları önleyebilir. Maket bıçağıyla T şeklinde 2 çarpı kes. Güzelce del. Şimdi çırpma tellerini al ve kestiğin yere geçir. Güzelce sabitledikten sonra miksere geri tak. İşte birkaç adım daha. Sıçrama alanının dışındasın.
Oldukça zekice değil mi? İnanamıyorum, yapmışsın. Kusursuz görünüyorlar. Bugünden itibaren hamur işlerini sen yapmaya ne dersin? Tadı da kokusu kadar güzel. Yaşasın, en sevdiğim dizi. Yanında da favori dondurmam. Mükemmel gün budur. Ah, kaşığım çıkmıyor. Neden çıkmıyor ki? Hadi ama, dondurmamı yemek istiyorum. Bu kurabiye çok güzel. Selam. Of, bu çok can sıkıcı. Spora başlamam lazım. Dikkat etsene, ne yapıyorsun? Özür dilerim ama iyi yakaladın. Bir dakika, sanırım harika bir fikrim var. Mutfağa gidelim. Programa hoş geldiniz. Sizin için harika bir tarifim var. Hey, onu tanıyorum. Dondurmayla başlayalım. Bıçağınızı kullanarak paketi üçe bölün. Parmaklara dikkat edin. Ortadaki parçayı alıp bir kurabiyenin üstüne yerleştirin. Paketi çıkarmayı unutmayın. Diğer bir kurabiyeyi de üstüne koyun. Leziz bir dondurmalı kurabiye sandviç oldu. Selam, geri geldin. Bunu denesene. Bu sandviç bir harika. Bir dilim peynir. Bu domates çok taze görünüyor. Kalınca dilimliyoruz. Ekmeğim de bu olsun. Şimdiden heyecanlandım. Bu neden kesilmiyor ki şimdi? Çok sert, taş gibi olmuş. Belki de elimle ayırabilirim. Neredeyse. Ya çok acıktım. Şuna bak, meyve. Bu beni doyurur. Boş versene, bu daha iyi görünüyor. Selam, ne yapıyorsun? Bana bir sandviç yapabilir misin? Tabii, şu ekmeği bölebilirsen. Hiç sorun değil. Bende bu iş. Tek ihtiyacın olan doğru aletler. Pekala, ekmek bu canını yakabilir. Bu stresimi atmak için çok iyi bir yol. Ciddi misin? Bu ekmek neden yapılmış? Peki, şimdi ciddileştim işte. Biraz abartmıyor musun? Hayır, bunu o istedi. Çekil şimdi kenara, atlıyorum. Görünüşe göre mantıklı olması gereken ben olacağım. Tarif kitabına göz atacağım. Bir bakalım. O da neden dönüyor? Bu akıllıca bir karar. Ne yapacağımı biliyorum. Bayatlamış ekmek kullanmak için öncelikle üstüne su dökmelisin. Ekmeği sıcak bir fırına koymalısın. Birkaç dakika içeride kaldıktan sonra fırından çıkarabilirsin. Ekmek yumuşacık olacaktır. Vay canına, bu nasıl bir sihirbazlık böyle? Kimin umurundaki? Hadi yiyelim. Afiyet olsun. Vay canına, tüm bu aksiyon karnımı acıktırıyor. Bundan daha mükemmel bir şey olabilir mi? Çikolatayla olur. Gel bana bakalım. Hala açım. Bol çikolata. Buna doyamıyorum. Çok lezzetli. Şunu sileyim. Of, umurumda bile değil, çok güzel. Çilekler bitti mi? Bundan nefret ediyorum. Bakalım burada ne varmış. Reklamlardan nefret ediyorum. Bu da ne böyle? Bu kesin Emma'nın işi. Peçeteler bile iğrenç. Temizleneceğine daha çok kirlendim. Bir dakika. Evet, bunu tahmin etmeliydim. Önce neremi silsem karar veremiyorum bile. Selam Thomas. Çilek ister misin? Emma, dur lütfen. Bunu yapmanın daha iyi bir yolu var. Pipeti buraya sok. Sapı çıkana kadar itmeye devam et. Çileğin delindi, görüyorsun değil mi?
Şimdi en güzel kısmına geldik. Şırıngaya biraz çikolata koy. Şu kadar koysan yeter. Şimdi sıkıyoruz. Doldur bakalım. Hem ortalık batmıyor hem de çok havalı ve kolay. İşte ideal çikolata miktarı. Sen bana bırak. Ay, çok sıkıldım. Evet, gördüğünüz gibi bu çok basit. Ah, bir dakika. Neredeyse unutuyordum. Bak bende ne var. Biraz ister misin? Çok lezzetli. Ah, harika olur. Matematik dersi bir anda çok daha güzel oldu. Bir şey duyuyor musun? Matematik sakızdan daha önemlidir. Verin bana şunu. Çok kızgınım. Sınıfa nasıl abur cubur sokabiliriz? Ah, elim. Bir dakika. Bu harika bir fikir. Sar kolumu. Neyse ki ilk yardım biliyorum. Sıkızı kolunun etrafında bu şekilde dolayacağım. Sıkıca bağlandığından emin ol. Oo, harika görünüyor. Hadi derse gidelim. Atıştırma zamanı. Bu sarkı çok lezzetli desene. Evet, çok güzel. Bu gürültü de neyin nesi? Yine yaramazlık mı yapıyorsunuz kızlar? Biz mi? Hayır, asla. Kesinlikle işe yaradı. Yemek yapmak çok eğlenceli. Bence de biz şef olmalıyız. Biraz limon suyuna ne dersin? Şu bıçak kullanma yeteneğine bir bak. Bu salata çok sağlıklı olacak. Ne yapıyor? Ah, hayır. Gözlerim, kör oldum. Çok kötü yakıyor. Bana da geldi, yandım. Bir şeyler yap. Ne? Hayır, dur. Ne oldu? Limonu bırak ve şu şekilde yapmayı dene. İlk olarak bir kürdana ihtiyacım olacak. Limonu düz bir zemine koy ve biraz bastırarak ileri geri yuvarla. Şimdi ise kürdanı limona batır. Kürdanı çıkarıp limonu güzelce sık. Vay canına! Yiyelim mi? Evet. O çok lezzetli. Ah, öğle arası geldiği için çok mutluyum. Değil mi? Çok acıkmıştım. Yoğurdum çok leziz. Benim öğle yemeğim de buralarda bir yerlerde. Ah, bir portakal. Ağzımı sulandırdı. Hemen soyalım. Bir dakika. Bir türlü soyamıyorum. Of, kabuğu gerçekten çok sert. Hadi ama, kızmaya başlıyorum. Isıracağım artık. Tadı iğrenç. Ağzımı yıkamam lazım. Eyvah! Tam kafasından. Ceza geliyor. Bir dakika. Bu portakalı alabilirsin. Asla almam. Artık meyveden uzak duruyorum. Peki, sen bilirsin. Dur bakalım, bir fikrim var. Kaşığın arkasını portakal kabuğuna sokup meyveden ayırmak için kullanabilirsin. Bunu portakalın tamamına yapıp kabuğu kaldırabilirsin. Harika. Alsana biraz. İnanılmazdı. Vay canına. Bunun hepsini yiyeceğim. Tadı çok güzel. Teşekkürler. Anlaşıldı, tamam. Akşam görüşürüz anneciğim. Aha, dur. Üstünde yiyecek falan yok değil mi? Tam da şüphelendiğim gibi yiyecek sokmak yasak. Peki, umurumda değil. Ben de giderim o zaman. Acıttı ya. Hayır, şekerlerim. Size yardım edeyim. Selam. Merhaba, bıyığını sevdim. Teşekkürler, kendi kendime uzattım. Ve yiyecek sokmak yasak. Ya, bu hiç adil değil. Bunu da bir başıma toplarım artık. Bir dakika, harika bir fikrim var.
Fırçanın üzerindeki kılların olduğu bölümü çıkaralım. Sonra da şekerleri fırçaya yerleştirelim. Kılların olduğu kısmı yeniden tarağa koyalım. İşte karşınızda gizli şeker zulası. Saçımın güzel görünmesi gerekiyor. Yine mi sen? Dur, umarım yine yiyecek sokmaya çalışmıyorsundur. Aklımdan bile geçirmedim. Havuza girebilirsin. Teşekkürler. Ne gündü ama. Selam, yemekte ne var anneciğim? Biraz şeker için bunca sıkıntıya girmem gerektiğine inanamıyorum. Ama ne derler bilirsin, kıskananlar çatlasın. İstediğim kadar şekerim var. Leziz. Aman tanrım, çok yoruldum. Evet, bunu kesinlikle yapmamız lazım. Oo, bizi hazır bekliyor bile. Vay, karpuz çok güzel görünüyor. Uyuyakalmış. Hey, uyan. Kesilmenin zamanı değil. Hadi ama. Şimdi bunu yalnız başıma mı yapmam gerekiyor? Bir fikrim var. Hey! Ah, bu da ne böyle? Nasıl hamile olabilirsin? Bebek partisini hazırlamak için sabırsızlanıyorum. O kadar da değil. Sakin ol. Bu sadece bir şaka. Hamile değilim. Sadece büyük bir meyvem var. Bir karpuz yani. Vay, en azından bir bebek kadar iyiymiş. Bununla ne yapmamız gerektiğini biliyorum. Onu buraya ver hele. Hey, ne yapıyorsun ya? O bizim tek karpuzumuz. Endişelenme. Ben halledeceğim bu işi. Bir kafa bantım bile var. Bu karpuzu kesmeye hazırım. Ay! Ah, aman tanrım. Kontrolden çıktın iyice. Dikkat et. Ve kes. Ve doğra. Dur. Bu kadar yeter. Yok artık. Videoyu izlemedin bile değil mi? Pekala. İşte karpuzumuz. Peki. Kabuğunu bir bıçakla kesiyorlar. Oo, bir parça kabuğu ortasında bırakıyorlarmış. Şimdi de karpuzun bir kısmını kesiyorlar. Acaba neden böyle yapıyorlar ki? Şimdi de dilimliyorlar. Anladım. Çok güzel görünecekler. Öyle görünüyorlar. Baksana şu karpuz tabağına. Harika. Yok artık. Yapmışsın bile. Harika. Evet, yaptım. Bak işte şimdi neden kesmeyi bırakmanı istediğimi anladın mı? Bir deneyelim bakalım. İşte çok güzel bir karpuz. Tatlı ve sulu. Görünüşe bakılırsa karpuzla bir şeyler yapıyorlar. Çok iyi. Karpuzu küplere bölüyorlar. Sonra doğrudan kaseye dökebiliyorsun. Bunu denemek için sabırsızlanıyorum. Tamam, şimdi gidip aleti bulacağım. Yalnız ben yokken karpuzu dokunmak yok, tamam mı? Gözüm üstünde. Acaba bakıyor mu? Bu karpuza biraz daha yakından bakacağım. Bence harika bir şekli var. Buradaki çekirdeğini çıkaracağım. Ne dedin karpuz? Seni yememi mi istiyorsun? Peki, yersem kusuruma bakma o zaman. Sen kötü yanına kulak verme. Sen beni dinle, karpuzu yerine koy. Aynı numarayı ben de yapabilirim ama. Çok nefis. Karpuz harikaydı. Ay, pardon. Hayır. Çok kötüsün. Tamam, sonunda aldım. Bir dakika. Sarah. Ben değildim ki. Pardon. Sana inanamıyorum. Ben gidip orada uğraşırken. Hadi kızma. Harika bir fikrim var. İşte böyle minik bir karpuzum var. Bir de büyütücüm. Bak şimdi. Sarah, sen bir dahisin. Pekala, şimdi dikkat. Heyo! Tada! Ben harikayım. Aleti sonunda deneyebilirim. Bak, gayet güzel işe yarıyor. Biraz ister misin? Peki, sen bilirsin. Çok güzel. Tavuk hazır millet. Al sulandırıcı bir ziyafet diye buna derim. Domatesler. Salatayı koymayı unuttum. Pekala, yapayım şunu. Kesip doğramam gereke. Thomas evdeymiş.
Bunu aldığına inanamıyorum. Dur bakalım beyefendi. Bunları kesene kadar cips yok. Ben küçük odaya gidiyorum. Tüh ya, kaç tane var acaba? Bu çok uzun sürecek. Bir şey kesmek ne kadar zor olabilir değil mi? Sadece ortasından hızlıca keseceğim. Devam. Gerçekten mi? Sadece bu kadarcık mı kestim? Kaç tane kaldı? Bu hiç bitmeyecek. Aslında bu kapağın yardımı dokunabilir. Güzel ve düz. Deneyelim bakalım. 7 domates ve bir kapak. Ve hızlıca kes. Sıkıca tuttuğun sürece hepsini tek seferde ortalarından kesebilirsin. Gördün mü? Mükemmel dilimler. Zaman kazanmak diye buna derim. Hepsi sadece bu kapak sayesinde. Şimdi kaseye gidin bakalım. Artık pek de göz korkutucu değil. Hatta eğlenceli. Hepsi bitti. Anne, bitirdim. Ne? Ne oldu hayatım? Bu program çok komik. Of, kandırıldım. Bu hafta çılgınca geçti. Kesinlikle bir pizza gecesini hak ettik. İyi ki büyük boy aldık. Şu erimiş peynire bak. Daha fazla bekleyemeyeceğim. Hadi yiyelim. Hiç güzel kesememişler. Of! Tek istediğim bir dilim almak. Ya bu çok saçma. Bir fikrim var. Pizzayı yalamama ramak kaldı. Bunu kendi başımıza halletmenin zamanı geldi. Hey! Bıçak kesmiyor. Düşündüğüm kadar keskin değilmiş. Çekelim koparalım. Pizzam! Of, olamaz. Aklımdaki pizza malzemesi kuru mama değildi. Bu çok iğrenç. Kıtır kıtır bir pizza istersen başka tabii. Hayır, bunu asla yemem. Bir saniye bekle. Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Bir kutu ton balığı al ve kapağını çıkar. Elektrikli matkapla kapağın ortasında delik aç. Daha sonra metal bir cetvel al. Delikleri hizala ve metal bir vida ile sabitle. Güzelce ve sıkıca bağlanana kadar vidayı elinle çevir. Bir vida somunu al ve bunu vidayı sabitlemek için tak. Güzel. Sonraki adım ne? İşte bir pizza kesicin oldu. Düzgün kesmek diye buna derim. Pizzacılardan bile güzel kestim. Çabuk soğuyor. Çok güzel kokuyor. Beklediğimize değdi. Kesinlikle. Kesme dahileri yine başardı. Patlamış mısır olmadan film gecesi olur mu? Bu benim en sevdiğim. Önce patlatmam gerektiğini unutmuştum. Etrafta hazır patlamış yok mu acaba? Tahmin ettiğim gibi. Bir dakika, bu da hazır değil ki. Şimdi ne yapacağım? Bir kutu patlamış mısır daha. Bunu kim bu kadar yükseğe koydu ki? Hayır! Skittles yağıyor millet. Of, olamaz. Her yere dağılıyorlar. İyi ki ortalığı batırmak istememiştim. Hayır, tavaya dökülmeyin. Skittles fırtınası bitti mi? Bunun olacağı aklımın ucundan geçmezdi. Aha, her yere dağıldılar. Kesinlikle buraya ait değiller. Sanırım film gecesi ertelendi.
Cuma akşamı mutfağı temizlemek mi? Ne yazık ki. Yine de atıştırmalığa hayır demem. Aklıma harika bir fikir geldi. Bu patlamış mısıra biraz renk katabilirim. Her zaman yaptığım gibi tavada patlatacağım. Ama bu Skittles şekerleri burada kalacak. İşte oluyor. Şimdiden çok güzel kokmaya başladı. Renk patlaması diye buna derim. Önce kırmızıyı deneyeceğim. Sence tadı Skittles gibi midir? Öğrenmenin tek bir yolu var. Film gecesi devam edebilir. Annemin abur cuburları sakladığı yeri bulma operasyonu başlasın. Oo! Bendy! Şuna bak! Bunlar büyük boy marshmallowlar mı? İnanılmaz görünüyorlar. Daha fazla bekleyemeyeceğim. Dur bakalım. Paylaşmak nedir bilir misin? Tam bir obursun. Peki kendime bir parça alıyorum o zaman. Buna ne dersin? İşte bu savaş demektir. Ha? O da neydi? Yani sanırım bir an önce yememiz lazım. Bundan karnıma ne kadar doldurabilirim ki? Hala biraz yerim var bence. Bütün marshmallowları almasana. Sen de benden daha fazla krem aldın. Çok bencilsin. Pasta savaşı. Ah kızlar. Diğer pastayı çoktan yediniz mi? Bunu hak etmiyorsunuz. Ya da hiç değilse doğru düzgün yemelisiniz. Mükemmel boyutta bir dilim için ihtiyacınız olan tek şey bir kupadır. Alın bakalım kızlar. Üstelik söz veriyorum aynı boyuttalar. Dünyanın en harika annesisin. Tatlı kızlarım için her şeyi yaparım. İçinde süper kahramanlar olan her şeyi izlerim. Hey ben de yemeye başlayalım mı? Bu makarna çok güzel görünüyor. Oh, önce hangisini yesem? Çatalın işe yarayacağından şüpheliyim. Ellerimle yiyeceğim öyleyse değil mi? Kabuğunu çıkartmam gerekecek değil mi? Hayır! Ha? Yine mi bir şeyler sipariş ettin? Of pardon! Sanırım Emma fark etmedi. Neyse ki. Hadi tekrar deneyelim. Hadi ama çık artık. Of! Bu çok saçma. Vay canına! Bozukluğunuz var mı? Teşekkür ederim hanımefendi. Ne? Bu karides mi? Vay canına. Gerçekten de öyle. Kim böyle bir şey yapar ki? Para değilse istemiyorum. Karidesin suyu mu bu? Ah, bu ilginçti. Aptal kabuk. Ah, şuraya koyayım. Niye güldüğüm hakkında hiçbir fikrim yok. Bu henüz bitmedi. Yapacağım son şey olsa bile seni mutlaka yiyeceğim. Zorluk mu çekiyorsun? Sadece çatalını al ve bitişini kabuğu çıkarmak için kullan. Sonra da onu soyup çıkar. Çok kolay değil mi? Ve lezzetli görünüyor. Al bakalım. Resmen karidesleri fısıldayan kadınsın. Çok güzelmiş. Teşekkürler. Çok rahatlatıcı bir gün oluyor. Güzel bir kitap ve leziz bir atıştırmalık sayesinde. Okumak zor iş. Ah, çok uykum geliyor. Hey uyansana. Donatlara bak. Bir tane alırım. Ah, çok hafif. Bir ısırık daha alabilirim. Ufacık bir ısırık. Of hayır hepsi bitmiş. Ne yapsam acaba? Düşünmeliyim. Halen tabakta kitaplarını alabiliyorum. Ne yapacağım? Bunlar işe yarayabilir. Hadi. Su ekleyelim. Sonra da kaseyi mikrodalgaya atayım.
Evet, çabuk olmalıyım. Amanın, çok geç. Dikkatini dağıtmam lazım. Aha, bu işe yarayacaktır. Bir de bana daha sık duş almam gerektiğini söylerler. Rahatladım. Tamam, yeniden iş başına. Çöreklere biraz pembe boya süreyim. Şimdi de şekeri serpiştireyim. Çok gerçekçi görünüyorlar. Aha, ben gidiyorum. Ha, ne oluyor? Donatlarım. Vay canına, ne güzel parti bu. Herkese selam. Hey, beni duyabiliyor musunuz? Beni dinleyin. Bakın, burada peynir var. Ve burada da bir şelale. What? Ah, bu müthiş olacak. İzleyin. Şimdi çalıştırıyorum. Ah, olamaz. Ay, çok acayip. Ah, uçağı peynir. Her şeyi mahvediyorsun. Kaçın, her yer peynir oldu. Ah, durdu. Üzgünüm, bu fikri TikTok'tan almıştım. Gördün mü? Harika bir fikir olacaktı. Hey, bu da nedir? Sanırım hayırı seçeceğim. Hey, bu hareket ediyor. Aa, niye yerinde durmuyor ki? Uf, her neyse, tamam. Hadi sağ git. Yenilmek üzeresiniz. Hayır. Evet. İşte bitti. Benimki de bitmek üzere. Bir tane daha mı var? İyi olan kazansın. Hadi bakalım. İkimiz de istiyoruz. Pekala. İlk adımı kim atacak? Ne kadar gergin bir ortam. Hadi ama bırak. Şeker önce ben gördüm. Ver bana dedim. Cesedimi çiğnersin. Yapabiliriz. Bunu ayarlayabilirim. İnanamıyorum, kazandım. Ama bu haksızlık. Aynı görüşte değilim. Şekersiz kaldım. Ne kötü bir cumartesi akşamı ama. Keşke bunu değiştirebilseydim. Aslında belki de değiştirebilirim. Mutfak becerilerimi konuşturmam yeter. Hadi yapalım bakalım. Bir kaseyi gazoza doldur. Daha sonra birkaç damla gıda boyası dök. Rengin dağılması için karıştır. İşte böyle güzelce karıştır. Güzel. Sıra jelatine geldi. Bütün paketi dökünce jelatini emmesi için karıştır. Bu kıvama gelince buzdolabına gitmeye hazır demektir. Bir buz kalıbı al ve karışımı her göze koy. İşte oldu. Kapağı kapat ve kalanını şırıngayla doldur. Bu sayede top şeklinde olacaklar. Evet, hepsini boşalt. Buzdolabında biraz vakit geçirdikten sonra böyle görünecekler. Bir sonraki adım küçük jöle lollipoplar gibiler. Hadi ama. Lizzie bunları görene kadar bekle. Şekerin güzel mi? Ben de kendiminkini yapmaya karar verdim. Benimki bitti zaten. Olmaz. Of, hep patronluk taslıyor. Lollipop zamanı. Güzel görünüyor değil mi? Tadı daha da güzel. Çok güzel bir aşçıyım. Gösteriş meraklısı. Vay! Şu mutfağa bak. Gel buraya. Harika fikir. Yak bakalım. Aa, harika. Dur bir de ben deneyeyim. Hazır. Nişan al. Ateş! Harika bir histi. Dümdüz beyaz bir yastık görüyorum. İşte budur.
Başka nelere renk katabiliriz? Bu efsanevi olacak. Evet. Temizlik eşyaları da güzel olabilir. Hatta popitler de. Düşünüyorum da. Gökkuşağı şapka. Harika. Vay. Sıradaki bende. Oldum olası gökkuşağı saç istemişimdir. Şu pankekleri çevirebilir miyiz? Bozduk mu bu? Ben deneyeyim. Hadi. Hala kahverengi. Evet, görünüşe göre şarjları azalmış. Dur, bir fikrim var. Renkli kalemlerimi kullanabiliriz. Pankekleri bunlarla boyayalım. Olmaz öyle. Ben de yiyebileceğimiz bir şey var. Hamura gıda boyası katsak yeter. Şu muhteşem kırmızıya bak. Tavaya koyalım. Tam bir gökkuşağım oldu. Tada! Sihre falan ihtiyaç yok. Ah, şunu duydun mu? Neler oluyor orada? Birisi bana kahvaltı mı hazırladı? Bu gördüğüm en harika şey olabilir. Daha sık uyuyakalmalıyım. Tamam, bunu bir seyredelim. Pekala, şu ana kadar gayet basit görünüyor. Vay canına, patlamış mısır yapıyor. Çok lezzetli görünüyor. Hadi deneyelim. Aşağıya düştü. Geri döndüm ve yanımda gereken aleti getirdim. Bununla nasıl olacak ki? Pardon, hemen geliyorum. Tamam, bu sefer doğru olanı aldım. Mısır da geldi. Teşekkürler. Bir saniye, o elleri gördün mü? Hey, sen işimize odaklan. Ama o eller... Peki her neyse. Bu sanırım yeter. Hayır, olmazdı, daha çok dök. Evet, hatta hepsini döktüm. Şimdi bize bir kap lazım. Aha, mükemmel. Boş ver onu sen Tina. Şimdi patlamış mısır zamanı. Şu mısırlara bak. Yaşasın. Hadi yumulalım. İşte bu. Çok güzel. Sera, yalnız bu çok fazla oldu. Sanırım artık durdurmamız lazım. İşe yaramıyor. Dur artık. Daha fazla istemiyoruz. Ne yapacağız? Pişini çektim. Şuna bak. Görünüşe bakılırsa izleyecek bir TikTok videomuz daha var. Vay, elmayı soyuyor. O çok iyiymiş. Tamam, şimdi bak. Gerekenleri sipariş ediyorum. Pekala, soyucu geldi. Şimdi sıra cebimdeki elmada. Meyveleri cebinde taşımana bayılıyorum. Şimdi elmayı yerine koyuyorum ve gereken ayarı yapıyorum. Sen çalıştırmak ister misin? Çok isterim. Bak, dönüyor. Kabuğu şeritler halinde soyulmaya başladı. Çok acıktım. Sanırım kabuğunu biraz kemireceğim. Elma spagettisi gibi. Elma çubuğu yemek istediğimden pek emin değilim. Ama bu elmayı kesinlikle yemek istiyorum. Nefis. Çok tatlı ve sulu. Tina, harika bir fikrim var. Patates. Hadi şunu soyalım. Tamam, yerine oturttum. İşte başlıyoruz. İşe yarıyor, patatesleri de soyuyor. Çok müthiş. İzlemesi de eğlenceli. Vay canına, harika iş çıkardı. Bunu bir deneyeceğim. Şimdi çiğ patates mi yedin? Ne var ki? Tadı harika. Başka bir fikrim var. Sanırım sırada domates var. Bunun iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum. Hayır Sera, yapma.
Yaptım bile. Hadi bakalım. Her yere domates saçıldı. Yiyecek gibisi var mı? Tuzlu ya da tatlı, mayhoş ya da buruk. Pek çok lezzet ve onu yemenin pek çok farklı yolu. Hatta onu saklamak için birçok yiyecek diyorsun ve taktiği var ki. Bu şimdiye kadarki en iyi gezi olacak. Maceramıza hazır mısın? Özellikle de marshmallow kızartmak için sabırsızlanıyorum. Çok heyecanlı ve eğlenceli olacak. Evet, ne harika olacak. Hava da buna çok uygun. Aa, evet, haklısın. Bir dakika, o gölge ne? Ah, artık o kadar da güneşli değil. Tüh, gezimiz mahvoldu. Aa, çok üzüldü. Hey, ama yine de marshmallowlarımız var. Bu maceranın en azından bir kısmını kurtarabilirim. İlk önce marshmallowları şişe diziyorum. Sonra onları ekmek kızartıcısına yerleştireceğim. Kızartmaya başlayalım. Güzelce çevireyim ki yanmasınlar. Yenmeye hazır görünüyorlar. Bak bende ne var. Hadi canım, bunu nasıl yaptın? Kızarmış marshmallowlar en sevdiğim şey. Tadına bakayım. Hmm, öyle nefis ki. Evet, harika oldular. Ah, bu sandviçi yemek için sabırsızlanıyorum. Evet, istediğim her şey var. Hmm, yiyecek bir şey lazım. Oh, o sandviç ne kadar lezzetli görünüyor. Evet, onu kesinlikle istiyorum. Hey, sandviçin güzel görünüyor. Ben de biraz alabilir miyim? Aa, kusura bakma, hepsini yiyeceğim. Ah, peki, afiyet olsun. Belki burada bir şeyler vardır. Bu yiyeceklerin hepsi iğrenç. Burada bana göre bir şey yok. Hey, bu işe yarayabilir. Sadece boş bir yumurta kabuğu. Evet, kesinlikle deneyeceğim. Parmağımı takayım. Tamam, başlıyorum. Bak, bu yumurta çatlıyor. Ne? Sen neden bahsediyorsun? Aman tanrım. Vay canına. Bayağı hızlı koşuyor. Şu tabağı ve sandviçi alayım. Aa, çok sıkıldım. Evet, gördüğünüz gibi bu çok basit. Ah, bir dakika. Neredeyse unutuyordum. Bak bende ne var. Biraz ister misin? Çok lezzetli. Ah, harika olur. Matematik dersi bir anda çok daha güzel oldu. Bir şey duyuyor musun? Matematik sakızdan daha önemlidir. Verin bana şunu. Çok kızgınım. Sınıfa nasıl abur cubur sokabiliriz? Ah, elim. Bir dakika. Bu harika bir fikir. Sar kolumu. Neyse ki ilk yardım biliyorum. Sıkızı kolunun etrafına bu şekilde dolayacağım. Sıkıca bağlandığından emin ol. Oo, harika görünüyor. Hadi derse gidelim. Atıştırma zamanı. Hmm, bu sarkı çok lezzetli desene. Evet, çok güzel. Bu gürültü de neyin nesi? Yine yaramazlık mı yapıyorsunuz kızlar? Biz mi? Hayır, asla. Kesinlikle işe yaradı. Sonra bana kesinlikle inanmadı. Aa, kötü olmuş. Biraz zaman ver. Ah, atıştırmalıklar. Kendimi daha iyi hissetmemi sağlayacaklar. Hazır annem bakmıyorken birini gizlice yiyivereyim. Hiç sanmıyorum. Kesinlikle olmaz. Bunda çok fazla şeker var. Anne, hadi ama karnım aç. Hayır dedim. Çok ciddiyim. Kontrolden çıktın. Karnın o kadar açsa sağlıklı bir şey yiyebilirsin.
yulaf ezmesi, sahiden mi? Olamaz, geç kalacağım. Makyajıma bir baksam iyi olacak. Tamam, iyi günler, sonra görüşürüz. Hoşça kal. Aha anne, makyaj malzemelerin. Bir dakika, aklıma iyi bir fikir geldi. Paletteki bütün makyaj ürünlerini çıkaracağım. Sonra da ayıcık şekerleri koyacağım. Mükemmel, her birine bir ayıcık. Sonra sırada saç kurutma makinesi var. Bu ayıcık şekerleri eritmeye başlayayım. Evet, işte oluyor. Güzel, ortaya harika bir şey çıktı. Ah işte geliyor, şu çikolatayı yiyeceğim. Aman tanrım, ben sana ne dedim? Öyle açım ki bu makyaj malzemelerini yiyebilirim. Çok iyi. Buna ne dersin? Hayır. Anne? Bana çıkma teklif etti. Tabii ki evet dedim. Bak sana ne getirdim. İster misin? Ben başlasam olur değil mi? Ekstra soslu. Yaşasın, ha? Bunun içinde karides olması gerekmiyor muydu? Karides erişte aldığıma eminim. Of. Karidese nasıl ulaşabileceğimi biliyorum. X-ray görüşünü aktifleştir. Bingo. Hepsi en altta. Yaklaşıyor olmalıyım. Hoşça kal. Ne yapıyorsun? Aslında böyle yapmana gerek yok. İzle beni. Eğer kutunun yan tarafını açarsan tabak gibi açılır. Vay canına, harika. Sanırım onu görebiliyorum. Ve işte kavuştuk. Seni nasıl özledim ama. Teşekkürler. Ne demek? Şimdi de ben deneyeyim. Bunda ne olacak acaba? Vay canına, çok harika. Dina, şuna bak. Evet, burada da bir tane var. Bir bakalım. Hey, bardağı buldum. Vay canına, bu çok iyiydi. Şimdi benimkini alma zamanı. Hayır, bu değil. Aman tanrım, bu beni ürküttü. Sağ ol ablayım. Tamam, bu sefer gerekeni bulacağım. Çok tuhaf bir şeye dokundum. Her neyse, belki de bir şey değildir. Tamam, bir kere daha deniyorum. Evet, sonunda. Dördüncü de tutturdum. Benim de bardağım geldi. Bende çaydanlık var. Ondan bende de var. Hadi bardaklarımızı dolduralım. Bak, rengi değişiyor. Bunu koyarsam acaba ne olur? Buz küplerini koyma zamanı. Soğutmak yine rengini değiştiriyor. Çok harika ve çok eğlenceli. Sera bak. Ne? Erişte mi? Gerçekten mi? Tamam, bir lokma alırım. Çok güzelmiş bu erişte. Hadi biraz daha ver. Bu kolayla sence ne yapıyorlar? Yok artık, bu harika. Bilemiyorum. Kolayı doğrudan böylece döksek. Tamam, şimdi anladım. Ama her yere kola döktün. Ben temizlerim. Vay canına, bu çok inanılmazdı Tina. Biliyorum. Hadi şimdi bu aleti deneyelim. Şimdi bu parçayı şişenin tepesine takıyoruz. İşte, hem de sağlam oldu. Şimdi içeceğimizi almak için musluğunu kullanabiliriz.
Harika, tek bir damla bile sıçratmadım. Oh, tada! Her neyse, anladım. Hey, şunu bir deneyelim. Gözlüğümü taksam iyi olur. Bunu senin için açmamı mı istiyorsun? Peki o zaman, madem ısrar ediyorsun. Şuna bak, işe yarıyor. Ve çok harika. İnanılmaz, ben de bir deneyeceğim. Bu çok komik. Ve gönder. E-mailleri cevaplamak beni kesinlikle acıktırıyor. Bu kocaman ve beni bir süre meşgul tutacak gibi görünüyor. Hadi ama. Oh, tırnağım. Oh, başıma bir de bu çıktı. Aptal Antep fıstıkları. Ama yine de tuzlu lezzetlerine bayılıyorum. Yok, hayır, değmez. Belki dişimle kırabilirim. Ya da kıramam. Ay, ne yaptım böyle? Bu ağzımın içindeydi. Of, artık gerçekten seçeneğim kalmadı. Dur bakalım Emma. Sensin. Süper kuru yemiş kırıcı. Sıkıntı yaşadığını duydum. Ver bana bakalım. Yollarımız yine kesişti Antep fıstığı. Kıralım bakalım şunu. Evet, bak. Bu Antep fıstığını açmak için başka bir Antep fıstığının kabuğunu kullan. Anladın mı? Tırnağım bile kırılmadı. Çok basit. Ve çok lezzetli. Teşekkür ederim. Bol kuru yemişli günler. Hayatım sonsuza kadar değişti.